olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Evet değerli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere hitap edecek ve şu anda avlusunda bulunduğumuz bu güzel eserin restorasyonunun tamamlanmasının hemen ardından açılışını inşallah gerçekleştirecekler. Yıldız Hamidiye Camii'nin açılışlarını teşrifleriyle onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Camilerimiz ve mescitlerimiz. Buralarda okunan beş vakit ezanlar, kılınan namazlar, irad edilen vaazlar ve hutbeler, hıfz edilen Kur'an-ı Kerimler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele ediyor, topraklarımızı kanlarımızla suluyor. Ecdadımız Haçlı seferlerinden beri devam eden bu mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlar. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazi camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki millet camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşulandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye'de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Dinini bilen, kültürünü bilen, tarihini bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlıyız. Ama bu benim hükümetimizin tek başına işi değil. Hep beraber anneler, babalar hep beraber. Konuda eksikler olabilir. Fakat şu bir gerçek ki bizim milletimizin, bizim insanımızın mayası sağlamdır, mayası. Özü sağlamdır. Ruhu sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam dünyasının, tüm mazlumların ümidi olacak nesilleri biz yetiştireceğiz. Hep beraber yetiştireceğiz. Tamam, unutma. İşte sen bunlardan bir tanesisin. Siz bunlardan bir tanesisiniz. Ona göre bu konuda netice almaya başladığımıza ise ancak camilerimizi gençlerimizle dolu olarak görmeye başladığımızda kani olacağız. İslam'da zaferler kafa sayısıyla değil, kalp sayısıyla kazanılır.